kaplan pençesi. Bugün sizlere kaplan pençesinden nasıl kurtulmanız gerektiğini öğreteceğim. Çünkü bir kaplana yalnızca başka bir kaplan karşılık veriyor. Sen, sen ve de sen. Karşınızda bir kaplan var. Saldırın. Nasıl saldıralım? Direkt mi? Yok. Aslında önce birer kahve içebilirdik. Sen az şekerli mi içiyordun? Karşında bir yavru kedi yok. Kaplan var. Ne lan? Saldırın. Yanlış yaptın. Elini kolunu çok oynatmak bir kaplan için ben düşmanım demektir. Pençeyi yedin. Kaybetti. Kerim gel. Bir kaplanın karşısında gözlerini kapatırsan bitersin. Bora. Ve en büyük yanlış Orta Doğu ve Balkanların en zayıf pençesinden geldi. Arkadaşımızı alkışlayalım. Kes! Unutma. Bir kaplana asla ama asla arkanı dönmeyeceğiz. Unutmayın. Her kaplan avını arkadan saldırır. Evet beyler. Eğer kaplan pençesinden kurtulabileceğini iddia eden varsa buyursun gelsin. Yoksa herkes sonsuza kadar duruş çalışsın. Ben varım. Tabii beylerden olma işim senin için sıkıntı olacaksa o başka. O zaten sıkıntı da asıl sıkıntı başka. Neymiş? Asıl sıkıntı senin bir mağara adamı kadar eğitimsiz olman pembeli. Eğitim şart biliyorsun. Kaplanlar içgüdüleriyle hareket ederler. Eğitimle değil. Ben de içgüdülerime güveniyorum. Bak bu lafı çok beğendim. Bravo. Hatta dur ben bunu unutmadan not edeyim. Kaplanlar eğitimle değil içgüdüleriyle vesaire vesaire. Söyleyen iki nokta üst üste pembiş kaplan. İnatçıyım diyorsun. Peki. Bana acımayı bırak. Tamam. Dediğim gibi, cesur ama eğitimsizsin. Neyse, daha sonra devam ederiz. 5 dakika mola.